Mahşer yerine toplandı insanlar. Hepsi mahşer yerine geldi. Mahşer yerine toplandıkları zaman Allah Azze ve Celle güneşi insanlara yaklaştıracak. İmam Müslim'in sahihinde sahabe diyor ki o gün güneş bir mil mesafesi insanlara yaklaşacak. Bir mil mesafesi. Ravi diyor ki ben bilmiyorum bu kilometre anlamındaki mil midir? Yani 1,5 kilometreye tekabül ediyor bir mil. 1,5 kilometreye mi yaklaşacak güneş? Yoksa insanların gözlerine sürme çekerken kullandıkları o kalem kadar. Yani şu kadar bir karış bir 22 santimlik bir mesafeye mi gelecek yoksa güneş? Ben onu tam olarak bilmiyorum. Ama peygamber dedi ki güneş o gün insanlara bir mil yaklaştırılacak. İnsanlar amelleri oranında tere boğulacaklar. Yani günahkar olan insanlar amelleri oranında tere boğulacaklar. İnsanlardan kimisi topuğuna kadar, kimisi dizine kadar, kimisi göğsüne kadar, kimisinin ise ter ağzının içerisine girecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ter, o günahlarının teri onun ağzına kadar gelecek ve onu bu şekilde kuşatacak. İnsanlar bu halde ne olacağını bekliyorlar. Hala kimse ne olacağını bilmiyor. Yani herkes birbirine bakıyor. Ne olacak bizim halimiz? Ama bir sonuç yok. Bu sırada Allah Azze ve Celle 7 sınıf insanı bu güneşin altında yanmaktan muhafaza edecek. Bunları kendi tarafına alacak. Bunlar kimdir kardeşlerim? Seb'atun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zilluhu. 7 sınıf insan vardır. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bunları kendi gölgesinde gölgelendirecekler. Birileri güneşin altında yanıyorlar, birileri arşın altında ikram olunuyorlar. Kimdir bunlar? 1. İmamun adil, adalet sahibi olan imamdır. Bundan kastedilen kardeşlerim sadece ülkelerin yöneticisi olan insanlar değildir. Çünkü bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, adaletli insanlar kıyamet gününde Allah'ın sağ tarafında nurdan minberlerin üzerinde bekleyecekler. Onlar ki ailelerinde, mallarında ve ellerinin altında bulunanlarda adaletli olan insanlardır. Yani mesela sen bir patronsan, eğer işçilerin arasında adaletle davranıyorsan, burada Allah Azze ve Celle'nin zikretmiş olduğu güzellik seni de kapsar. Sen bir babaysan, çoluk çocuğun arasında adaletle hükmediyorsan, buradaki güzellik aynı şekilde seni de kapsar. Yeter ki Allah'ın senin elinin altına vermiş olduklarına adaletli olmaya çalış. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Allah'ın ibadetinde ömrünü geçiren genç. Normalde biliyorsunuz kardeşlerim gençlik insanların şehvet dönemidir. İnsanların akıllarının farklı çalıştığı bir dönemdir. Buna rağmen insan eğer nefsiyle mücadele etmişse ve ömrünü ibadet ile geçirmişse gençliğini Allah Azze ve Celle de bunun karşılığında insanı o günün sıcaklığından, o günün azabından muhafaza edecek. 3. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Kalbi Allah'ın evlerine bağlı olan insan. Yani mescide girdiği zaman huzur duyan insan. Niye? Rabbimin evine geldim diye. Nasıl sevdiği birinin evine gittiğinde, sevdiği birine misafir olduğunda insan mutluluk hisseder kalbinde. Rabbinin evine geldiği zaman da eğer insan mutluluk hissediyorsa demek ki onun kalbi Allah'ın evlerine bağlıdır. Allah'ın evlerine mutaalliktir. Allah da bu tip insanları kıyamet gününde güneşin hararetinden koruyacak. Başka? رَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللّٰهِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَافْتَرَقَ عَلَيْهِ Allah için birbirini seven 2 tane insan. Allah için bir araya toplanırlar, tekrar Allah için ayrılırlar. Onların birbirlerine olan sevgileri sadece ve sadece Allah içindir. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Bir adam kendisini toplum içerisinde yer, mekan, makam, mevki sahibi bir kadın zinaya davet eder. Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi o der ki ben Allah'tan korkuyorum. Yani caddede gidersiniz kardeşlerim, mankenlerin, sanatçıların, toplumdan makam mevki sahibi olan insanların resimlerini caddelere asarlar. Siz başınızı önünüze eğersiniz, dersiniz ben Allah'tan korkuyorum. Ekran başına oturursunuz, yeryüzünün en güzel kadınlarını size arz ederler. Siz başınızı önünüze eğersiniz, dersiniz ki ben Allah'tan korkuyorum. Bunun karşılığında da Allah Azze ve Celle kıyamet gününde size kendi merhametiyle muamele eder. Dünyadaki o korkunuzun karşılığında sizi ahiretin korkularından emin kılar Allah Azze ve Celle. Başka kardeşlerim, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا فَلَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَ يَمِينُهُ Ve adam sadaka verir fakat sadakasını gizler.
Onun sağ eli sol elinin ne verdiğini bilmez. Tabii bu makruh bir hadis aslı, onun sol eli sağ elinin ne verdiğini bilmez şeklinde olması lazım. Yani verdiği sadakanın reklamını yapmaz. İnsanların içerisinde sadaka vermez. Verdiği meblağı insanların içerisinde bas bas bağırmaz. İnsanlar görsün diye sürekli infakını ya göstermez ya da görmemişlerse de insanların içerisinde özellikle hatırlatmaz. Sol eli bile onun sağ elinin ne verdiğinden haberdar olmayacak kadar gizli bir şekilde sadaka verir. Başka kardeşlerim, وَرَجُلٌ زَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. Ve adam tek başına kaldığı zaman da Allah'ı zikreder, Allah'ı zikrettiği zaman da onun gözleri yaşarır. Niye kardeşlerim? Çünkü Rabbini sevdiğinden dolayı. Niye? Çünkü Rabbinden korktuğundan dolayı. Tek başına kaldığında Allah'a isyan etmez. İnsanlar iki kısımdır. Bir kısım insan vardır, örtüler ve perdeler onların üzerine kapandıkları zaman onlar Allah'ın haram kıldığı her şeyi yaparlar. Peygamber diyor, kıyamet gününde bazı insanlar gelecekler. Onlar Tihame Dağı kadar amel getirecekler yanlarında ama Allah onların amellerini hallaç pamuğuna çevirecek. Kimdir onlara ya Allah'ın Resulü? Dağ kadar amelle gelmiş, amelleri boşa gitmiş. Allah Resulü diyecek ki onlar yabancı değildirler. Sizin kardeşlerinizdirler. Hatta sizin gibi gece kalkıp Allah'ın huzurunda namaz kılan insanlardırlar. Fakat onlar Allah'la baş başa kaldıklarında Allah'ın hudutlarını çiğnerler. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bunların amelini boşa götürecek. Bir de اِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ. Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkanları uyarabilirsin ey Muhammed, diyor Allah Azze ve Celle. Bir de tek kaldıklarında Allah'tan korkan insanlar var. İşte bunlar Allah'ı zikrettiklerinde onların gözleri yaşarmaya başlar. Bu yedi sınıf insanı Allah Azze ve Celle şeyden kurtaracak. Bu saymış olduğum sıkıntıdan kurtaracak kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi olmaya çalışın. Yani Allah yedi tanesi birden olun demiyor bize. Allah'a hamdolsun ki Allah kerim, cömert, bire bir veriyor, bine bin veriyor Allah Azze ve Celle. Bir tanesi olmaya çalış. Adil ol, sadaka veren ol, mescit ehli ol. Gel mescitte otur akşama kadar. Bir kenarda otur, ağla. Ama ne yaparsan yap bunlardan bir tanesi ol.